Şimdi bildiğiniz gibi haftaya zayıf başlamıştık. Bugüne kadar düşüş içerisindeydi piyasa ama bugün her şey yeşil yaktı. Hem Bitcoin tarafında yükselişler var hem de altcoin tarafında çok güzel yükselişler var. Ethereum özellikle burada ön plana çıkıyor. Yarın gelecek olan güncelleme fiyatlanıyor. 2900 dolara kadar çıktı. Bugünkü videoda bir hafta ortası değerlendirmesi yapalım istiyorum. İşte Bitcoin'de ve Ethereum'da kısa vadede hangi seviyelere bakmamız lazım? Ethereum'da yeniden alım fırsatı verir mi vermez mi? Bunu da konuşmak istiyorum. Onun dışında NFT tarafında çok önemli gelişmeler var. Biraz oradaki haberleri sizlere paylaşacağım. Bir de bugün piyasaya ilk defa giriyorsanız ya da ilk defa girdiğinizi varsayalım. Hangi projelerde fırsat var? Yani hani paramızı hangi coinlere yatırırsak yıl sonuna kadar para kazanabiliriz? Biraz bu konuyu kurcalayalım isterseniz. Arkadaşlar merhaba, Kripto Emre'ye hepiniz hoş geldiniz. Bir hafta ortası değerlendirme videosunda, sohbet videosunda karşınızdayım. Bugünkü videoya böyle saç sakal tıraş olup geleyim dedim. Ama tabii sakallar kesilince uçuk iyice ortaya çıktı. İnşallah çok çirkin durmuyordur. Biliyorsunuz bu ülkemizde olan yangınlar falan hepimizin olduğu gibi benim de çok canımı sıktı. Onunla beraber böyle bir stresten dudağım uçukladı. Dün uydu fotoğraflarına baktım. Yani özellikle Manavgat tarafında, Marmaris'te falan yani ortalık çok kötü. Umarım bir an önce kontrol altına alınır yangınlar. Burada çeşitli kuruluşlar, ünlüler, bizim kripto fenomenleri falan herkes elinden geldiğince destek ve yardımda bulunmaya çalışıyor. Zira mesela bizim ekosistemde özellikle çok bonkör hareketler görüyoruz. Mesela Gate.io borsası ki benim en favori altcoin borsam artık Türkiye için 30 bin dolarlık bir bağış fonu ayırmış ve bunu şimdi dağıtıyor yardım işte ihtiyacı olanlara. Ben de biliyorsunuz DAO maker'cılarla çok yakın temas halindeyim. Onlar da Türkiye pazarını sevdikleri için işte bu olan biteni konuştuk. Şimdi sürprizi bozmak gibi olmasın ama eğer becerebilirsek yani o işi halledebilirsek bir 400 bin dolarlık falan yardım fonu getirecekler Türkiye'ye. İşte gördüğünüz gibi yani hani ekosistem şeyine sahip çıkıyor sevenlerine. Türkiye güzel bir kripto para ekosistemi. Burada o yüzden dünyadaki oyuncular da kıymetimizi bildikleri için zor günümüzde bize yardım ediyorlar. Onun dışında ama işte piyasada da gelişmeler var. Bugün o yüzden bir hafta ortası değerlendirmesinde bu hem fiyat hareketlerini konuşalım hem de bu gelişmeleri sizlere paylaşayım istedim. Şimdi başlamadan önce bugünkü videomuzun sponsorundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Able Finance diye bir merkeziyetsiz finans projesi. Binance Smart Chain üstünde geliştirmişler. Tipik bir DeFi platformu gibi işte staking var, yield farming var, ondan sonra yeni token launch ediyorlar üstünde falan her özelliği eklemişler. Bir de kendi native token'ında tıpkı SafeMoon ve SafeMoon'da olan işte bu deflasyonist her işlemde %3'lük yanlış hatırlamıyorsam bir işlem ücretini daha önceden coin'i tutanlara dağıtacak bir mekanizma geliştirmişler. Bunun üstüne ama daha ilginç bir şekilde ne kadar çok işlem hacmi yapılırsa bu token üstünde o kadar hızlı bir şekilde token'ın şeyini, arzını yakacak bir mekanizma da geliştirmişler. O yüzden hani ilgi çekebilir. Beni biliyorsunuz ben bu Binance Smart Chain projelerinde kumar gibi ufak paralarla şansımı denemeyi çok seviyorum. Çünkü yani tuttuğu zaman böyle 10 kat, 20 kat, 30 kat şu geberik piyasada bile getirebiliyordu bize. Güzel cep harçlığı çıkıyordu. O yüzden hani bunu da ilgimi çekti. Sizin de ilginizi çektiyse projenin detaylarını görmek için bütün sosyal medya ve kanallarını ve web sitelerinin linkini video açıklamasına bırakıyorum. Şimdi gelelim piyasalara. Bitcoin bugün ben bu videoyu çekerken 39.420 dolardan işlem görüyor. Orada kısa vadede önce bir 40 bin dolar hem psikolojik hem teknik bariyer orayı aşıp aşamayacağını deneyecek. Ondan sonra da bir önceki döndüğü yer olan 42 bin dolarları zorlayacaktır. Olur da bu yükseliş dalgasıyla 42 bin doların üstüne çıkabilirsek kısa vadede önce 45 bin sonra da 50 bin dolarlar çok kolay bir şekilde gelecektir. Çünkü küresel piyasada risk iştahı artıyor arkadaşlar. Biliyorsunuz Fed bizim piyasaları korkutmuştu işte ben faiz arttıracağım artık varlık alımlarına ara vereceğim gibisinden hani beklentilerini 2023'te bunları biraz daha erken yapabilirim demesiyle allak bullak etmişti piyasayı. Ama şimdi onu yapamayacağı çok net bir şekilde ortaya çıkıyor. Zira Amerika'daki 10 yıllık devlet tahvillerinin faizleri gerilemeye başladı. Dolar endeksi de düşüyor biliyorsunuz. Zaten keza bizim ülkede TL'nin yani ekonomimiz bu haldeyken TL'nin bu kadar sert değer kazanıyor olması bile zaten hani doların dünyada değer kaybettiğine güzel bir işaret. Böyle bir ortamda da işte gümüş, altın, borsalar ondan sonra kripto paralara para gelişi hızlanır. Burada biliyorsunuz ben şeyi savunuyorum. Pandeminin delta varyantıyla beraber devam edeceğini, yeni bir dalgaya dönüşeceğini, bununla beraber Amerika'da, Avrupa'da, gelişmiş ülkelerde yeni kapanmaların söz konusu olacağını ve bu şeyle bağlamda Fed'in hiçbir zaman şahin olamayacağını, affedersiniz seve seve faizleri düşürmeye, varlık alımlarına devam etmeye zorunda kalacağını düşünüyorum. Bununla beraber de işte dünya kapandığı zaman, yine ekonomi durma noktasına geldiğinde Fed böyle para basmaya başladığı için kripto para piyasalarına da şey akacak, para akacak. Bir de bunun dışında biliyorsunuz kripto paralar geleneksel ekonomiye hedge olarak da görüldüğü için insanlar tedirginliklerinde hani ben biraz da coin mi alsam mantığıyla bizim piyasayı coşturacak. Bitcoin'de o beklediğimiz 100.000 dolarlar, belki de 200.000 dolarlar rahat bir şekilde gelecek diye düşünüyorum. Şimdi Bitcoin'de buralara gelebiliriz diyorum. Orada pandemi bizim lehimize bir şey ne derler dalga yaratacak diye düşünüyorum. Ama Bitcoin'de işte şu an 39.000 dolardan girsen 100.000 dolara çıksa paranın 2,5'a bile katlamamış oluyorsun. O yüzden mesela şu an bir piyasaya girecek olsak hangi coin'i ağırlıklı alırım derseniz ben Ethereum'a bakmanızı öneririm arkadaşlar. Hatta haftanın başında Twitter'dan beni takip ediyorsanız Ethereum'da 2300-2400 dolar seviyeleri güzel alım fırsatı demiştik. Çünkü işte yarın gerçekleşecek olan yeni Ethereum güncellemesi Ethereum'daki deflasyonist mekanizmayı arttıracak. Yani ne demeye çalıştım? İşte Ethereum biliyorsunuz arzı sonsuz. Ve şimdiye kadar madenciler ne kadar arz ortaya çıkardı onu bilmiyoruz. Şimdi yarın Ethereum 2.0 güncellemelerinden birisi yapılacak ve bununla beraber Ethereum'da işlem ücretlerinin bir kısmının yakılacağı bir mekanizma introduce edilecek, yani getirilecek sisteme. Ve bununla beraber de işte Ethereum arzını azaltacak bir mekanizma tanıştırıldığı için Ethereum'un fiyatını yukarı yönlü taşıyacak bir durum oluştu. Şu an o fiyatlanıyor. O yüzden Ethereum işte 2700 dolarlara kadar dayandı. Şimdi ne derler? Biliyorsunuz bu tip şeylerde güncelleme gününe kadar ya da işte haber gününe kadar fiyatlanır bir şey yükselir. Güncelleme geldiği günde hani bir şey ters gidebilir mi diye satışlar olur. Kâr satışları da olur. O yüzden bence Ethereum'a eğer 2300-2400 dolarlardan atlamadıysanız trene biraz bekleyin. Yarını bekleyin 4 Ağustos'u. Yarın bence bir alım fırsatı verebilir orada. Kâr satışları Ethereum bir miktar gerileyebilir. Gerilemeyecek olursa da yine bakarız teknik analiz grafiklerimize. İşte nereden girmek mantıklı olur, nereden çıkmak mantıklı olur kısa vadede onları konuşuyor oluruz hep beraber. Ama dediğim gibi yani yıl sonuna kadar ağırlıklı bir coin alacaksam garanti coinlerden işte Bitcoin mi Ethereum mu dersek ben Ethereum'a daha çok para koymamızın daha mantıklı olacağını düşünüyorum. Çünkü kripto piyasaları beklediğimiz gibi sonbahardan sonra acayip toparlayıp iyi gidecek olursa Ethereum bence çok rahat bir şekilde 10.000 dolarlar hatta belki de üstünü görebilir. Şimdi bu ilk pandemi başladığı zaman rally olduğunda Ethereum 100 doların altındayken yine o ara Ethereum için çok ucuz alın diyordum. 1000 dolara kadar çıkabilir diyordum. Hakikaten de çıktı. O gün beni dinleyenler parasını ona katladı. Ama o gün mesela benim hedefimin de üstüne çıktı Ethereum o son rally'de. Yani beni dinleyip üstüne biraz daha dursaymış mesela arkadaşlar paralarını 10 değil 40 kata kadar katlayacakmış. Çünkü Ethereum 4200 dolara kadar çıktı biliyorsunuz bu son rally'de. Şimdi de işte ne derler yarın güncellediğimiz sıkıntı olmazsa ve piyasalarda para akışı devam edecek olursa tekrar o 4000 dolarlara falan çok rahat çıkacaktır. Sonrasında da işte Ethereum 2.0 güncellemelerinin yine böyle düzenli bir şekilde gelmesiyle, sıkıntısız bir şekilde gerçekleştirilmesiyle Ethereum hak ettiği fiyatlara yükselecektir. Yani hak ettiği fiyat derken ne demeye çalıştım? Yani biliyorsunuz Ethereum bizim bütün kripto para piyasasının omzunda taşıyan bir teknoloji. Bütün bu tokenlar, NFT'ler bilmem ne Ethereum sayesinde hayatımıza girdi. En büyük pazar payı da Ethereum'da. Şimdi bir sürü başka Layer 1 çözüm, işte blockchain çözümü bilmem ne çıktı Ethereum'u öldüreceğiz diye. Ama bu Ethereum 2.0 başarılı bir şekilde implement edilirse hiçbirinin şansı yok. Zaten pazarın hakimiyetinin %90'ı Ethereum'da. Yani başka bir coin'e orada kolay kolay pazar hacmini kaptırmazlar diye düşünüyorum. Onun dışında bu ilk rally'yi, işte pandemiden sonraki rally'yi ne tetiklemişti hatırlıyorsunuz değil mi? DeFi yazı demiştik ona, DeFi Summer demişti. Çünkü işte bu merkeziyetsiz finans platformlarının kendi tokenlarında falan acayip bir aksiyon döndü. O DeFi'lerde dönen paradan sonra işte bütün piyasaya para akışı oldu. Orada rally'yi DeFi'ler tetikledi diye düşünebiliriz. Bu yaz da işte bizim CoinShares'daki analistlerle falan yeni bir DeFi yazımı olabilir, yeniden DeFi'lere para akışı olabilir mi diye konuşuyorduk. Öyle olmadı ama ilginç bir şekilde bu NFT projeleri, NFT tokenları, NFT sektöründe şu an acayip aksiyon dönüyor. Mesela buradaki önemli gelişmelerden bahsedecek olursak FTX borsası bir NFT, ondan sonra alışveriş platformu geliştirmiş ve bu platformda kullanılmak üzere Riot Games diye son derece büyük bir oyun stüdyosu ile 7 senelik bir anlaşma yapmışlar. Riot Games, League of Legends diye tüm dünyada acayip popüler, hatta bugün Wimbledon'dan, bir sürü spor dalından daha fazla para dönen bir elektronik spora dönüşmüş bir oyunun geliştiricisi. Bunlar da 7 sene boyunca FTX'in geliştireceği platformda teknolojiyi kullanacaklarmış. Çok büyük haber. Onun dışında Amerika'nın en büyük borsası Coinbase'in yatırım kanadı Coinbase Ventures, Sony ile beraber bir 30 milyon dolarlık başka bir NFT platform projesine yatırım yapmış falan. Yani bu ara NFT projelerinde acayip şey görüyoruz, para akışı görüyoruz. NFT'ler hakikaten ciddi güzel çözümler sunan, hayatımızdaki bir sürü verimsizliği giderebilecek bir teknoloji. Ama şu an ilk uygulamaları biliyorsunuz ilk çıktığı zaman dandik dubara, salak saçma imajlar, grafikler falan, aptal aptal şeylere millet para veriyor, alıyor, satıyor. Yani öyle saçma bir ortamdı. Şimdi ama oyun sektöründe kendine yer bulmaya başladı. Orada da çok mantıklı yani. Hani biliyorsunuz bir sürü oyunda çok değerli eşyalar var böyle nadir çıkan falan. Yani bunların böyle tokenlaştırılarak blok zincir üstünde tutulması, kim kime satmış, bu şeyin işte eşyanın sahibi kim, bu işleri NFT olarak blok zincire saklamak son derece mantıklı. O bağlamda da mesela bugün ilk defa bir altcoin alıyor olsam ne alırım derseniz bu Axie Infinity diye bir NFT oyunu var. NFT bazlı bir oyun var. Onun da AXS, AX diye bir token'ı var. O acayip iyi gidiyor bu ara. Çünkü 1 milyon aktif kullanıcıya ulaşmışlar. Günlük işlem hacmi yanlış hatırlamıyorsam 1 milyar dolara kadar çıkmış. Bugün de zaten %20 yaptı. 45 dolar 70 centten işlem görüyor. Ama bunun daha gideri var arkadaşlar. 200-300 dolarlara kadar gider işler iyi giderse. O yüzden bu tip böyle hakikaten kullanıcılara ulaşmış, onlar bir oyun sektöründe kendine yer edinebilmiş NFT'lere de bu ara bakmakta fayda var. Son olarak da başka ilginç bir haber olarak biliyorsunuz bu sene kanalımda Student Coin diye bir ICO'dan bahsetmiştim sponsorlu olarak. Ben çok beğenmemiştim projeyi, yani böyle adı Student Coin ama çok alakasız işlere giriyorlar falan diye bana böyle biraz odaksız gelmişti. Ama şaka maka adamlar bu senenin en büyük ICO'sunu gerçekleştirdiler. İnanılmaz büyük paralar topladılar ve şimdi white paper'larındaki vizyonu hayata geçiriyorlar. Student Coin'i de bir işte yeni proje, ondan sonra launch platformu olarak konumlandırmak istiyorlardı. Bu bağlamda da ilk projeleri olan SMT, Smart Marketing Token'ı Student Coin Network üzerinden şey ediyorlarmış şimdi. Satıyorlarmış, satışa çıkarıyorlarmış. İş fikri de enteresan. Biliyorsunuz kripto para piyasası reklamla dönüyor ondan sonra. Yani benim gibi her fenomen reklamın reklam olduğunu söylemiyor ne yazık ki. Bir sürünüzü ben buna yatırım yapıyorum falan diye kandırıyor. Ama sonuç olarak tüm dünyada olduğu gibi bizim piyasada da her şey reklamla dönüyor. Bu adamlar da kripto para piyasasındaki ICO'ların, işte ITO'ların, IDO'ların falan reklam şeyini tokenlaştırmak istemişler. Yani bu işte SMT token alarak sen kendi coin'ini yapıyorsan ona tüm dünyada pazarlama faaliyetleri yapabileceğin bir platform geliştiriyorlarmış. İlginç bir iş fikri. O yüzden hani ona da bakmakta fayda var. Student Coin her ne kadar ben sevmesem de bayağı iyi gitti bu sene. O yüzden onun üstüne çıkacak tokenlara da büyük risk büyük getiri gözüyle bakıp incelemekte fayda var. O da ilginizi çekerse onun da linklerini yine video açıklamasına bırakıyorum merak edenler için. Bunun dışında başka ne coin alınabilir derseniz de yani hani bir incelemek lazım. Ben başka hani Ethereum şu an dominant ve dominansını koruyacak diyorum ama orada Ethereum'dan arta kalan kırıntıları yiyebilecek güzel Layer 1 çözümler de var. Solana mesela çok iyi gidiyor. Algorand hala benim favorim. Bir sürü proje biliyorsunuz. Merkez bankaların CBDC'sine talip olmuştu bizim üstümüzde yapın falan diye. Bir sürüsü yalan dolanla işte biz çalışıyoruz ediyoruz dediler. Ama Algorand bunu başardı arkadaşlar. Kanarya Adaları'nın CBDC'si şu an Algorand Network üstünde çalışıyor. Finlandiya'nın e-kronası Algorand Network üstünde çalışıyor. Avrupa'da bir sürü ülkede hala Algorand'la konuşuyor. Bunların hepsi bu merkez bankalarının kendi açıkladığı raporlarında var. Yani Algorand'ın reklam kampanyalarında değil. O yüzden ben Algorand'lı. Her ne kadar fiyat hareketi böyle cansız olsa da bu ara Algorand hala favori coinlerimden bir tanesi. Yani cansız olması hem dezavantaj hem avantaj bizim için. Çünkü yükselmese de düşmüyor. Yani bir bakın mesela bu işte Mayıs'taki düzeltmede altcoin'lerin çoğu %80, %90 düştü. Algorand o kadar düşmedi mesela. %50 bile düşmedi. Hani bu bakıma uzun vadede böyle ayağı yere sağlam basan garanti bir altcoin almak istiyorsanız yine Algorand'a böyle 80 cent civarlarından girmek bence mantıklı. İşleri iyi giderse o da $1.20 çok rahat çıkacaktır. Hatta belki de rekor tazeleyecektir diyeyim. Ve bugünkü videoyu burada bitireyim. Hani siz ne düşünüyorsunuz? Bu yalancı bir yükseliş mi? Devamı gelir mi gelmez mi? Pandemiyle ilgili, ondan sonra Fed'le ilgili söylediklerime katılıyor musunuz? Hepsini yorumlarda düşüncelerinizi merak ediyorum, bekliyorum. Bu videoyu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Önümüzdeki videolarda da görüşmek üzere.